Geri döndüm diye kendini bir şey sanma Efsun Hatun. Ben istedim dönmeni. Zira Mustafa'mın canının sıkılmasını istemem. Allah sizden razı olsun sultanım. Lütfettiniz. Bilmeden bir kusur işlediysem bağışlayın. Ben size ve şehzademize bağlıyım. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarım. Mustafa benim en kıymetli varlığım. Sadece benim için değil. Hanedanımız için de böyle. Yerini bil. Fazla yaklaşma. Sana olan alakasından faydalanmaya kalkma. En ufak hatanda yok ederim seni. Sultanım endişe etmeyin. Sizin ve şehzademizin yoluna canım kurban. Göreceğiz Efsun Hatun. Çekilebilirsin. Efsun Hatun. Ne yaptıysan şehzademizin aklını başından almışsın. Ne oldu? Şehzademiz yüzüne bile bakmadı. Kapıdan geri döndün diye mi kızdın? Az kaldı koparacağım o dilini. Boyundan büyük laflar etme Fatma Hatun. Karşında şehzadenin gözdesi duruyor. Senin gözdeliğin beni alakadar etmez. Unuttun mu? Ben sultanları karşıma aldım vaktiyle. Sen de oradaydın. O gün Hürrem Sultan'ı savunmuştun. Ne oldu da birdenbire ayrı düştünüz çok merak ediyorum. Sen bunları düşüneceğine kendi derdine yan biraz. Herkes seni konuşuyor. Hürrem Sultan'dan köşe bucak kaçıyormuşsun. Dikkatli ol. Başına bir hal gelmesin. Sultanım, bağışlayın fark etmedik. Fatma Hatun, bana yaptıklarını hatırlıyor musun? Hayırdır sultanım, beni görmek istemişsiniz? Hürrem'den şikayetçiyim. Bu sefer de oğlumla aramı açmaya çalışıyor. Mustafa'mın önünü kesme niyetinde. Kötülük edecek. Buna kuvveti yetmez. Hünkârımız Mustafa'yı ikna etmemi istedi. Ne dediysem olmadı, istemiyor. Efsun diye bir hatunu tutulmuş. Her gece onunla birlikte. Hatunu gönderdim. Lakin geri getirdi. Bayağı meftun olmuş. Bu kadarını beklemiyordum. Sıradan bir cariye için beni hiçe saydı. Korkarım bu evliliğe ikna olmayacak. Siz üzülmeyin. Ben münasip bir vakitte konuşurum onunla. Ah!
Bırakın bizi. Sen kimsin be hatun? Sen kimsin de sultanımızı yakmaya kalkarsın? Vallahi benim bir suçum yok. Ne dedilerse yaptım. Bırakın gideyim. Hürrem Sultan kendisine yapılan hakarete sessiz kalmaz. Elbet bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır, acıyın bana, yapmayın. Yapmayın, acıyın. Yürü. Hayır, hayır, bırakın. Hayır, bırakın. Validem. Mustafa'm hoş geldin. Bir mesele mi var? Yok hayır. Aybige ile evliliğim hakkında bir karara vardım. Zira hünkârımız düşünmemi istemişlerdi. Seni dinliyorum. Düşündüm. Bu evliliğin gayet makul olduğuna karar verdim. Evlenecek misin? Evet. En doğru kararı vermişsin aslanım. Emin ol pişman olmayacaksın. Senin için gelmiş geçmiş en güzel düğünü yapacağız. Yaparız değil mi validem? Sultanım, şehzadem. Aybige, biz de sizden bahsediyorduk. Hazır herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum. Eğer şehzademiz de arzu ederse kendileriyle evlenmeye hazırım. Gel. Anlat. Ne bu halin? Sultanım. Yoksa valide engel mi oldu gitmene? Hayır. Ben kendim vazgeçtim gitmekten. Şehzade Mustafa ile evleneceğim. Nereden çıktı bu şimdi? Ya Bali Bey o ne olacak? Rica ederim bana ondan bahsetmeyin. Ne geçti aranızda? Hiçbir şey yokmuş aramızda. Yalanmış. Ben onun için her şeyi göze aldım. Ama o meyhane köşelerinde hatunlarla eğleniyor. Neden yaptım bunu diye sordum. Nasıl aşk bu dedim. Bana dedi ki... Ne söyledi? Aşık değilmiş bana. Aramızda geçenler de hataymış. Sen de inandın mı buna? Evet. Sonra da öfkeli gittin ve evlenmeye kabul ettin. Aferin sana. Keşke önce benim yanıma gelseydin. Bali Bey seni kendinden uzaklaştırmak için öyle demiştir kesin. Neden yapsın ki bunu? Bir sebebi vardır mutlaka. Umurumda değil artık. Hem Aybige
Hem de şehzadem bu evliliğe razı olduklarını söylediler hünkârım. Âlâ. Müsaade ederseniz bir an evvel nişan hazırlıklarına başlayalım. Müsaade senin, derhal başla hazırlıklara. Malkoçoğlu! Hünkârım. Şehzade Mustafa ile Giray Hanı'nın kızı Aybüge Hatun'un nişan kararını aldık. Dört bir yana duyurulsun, tezelden başlasın hazırlıklar. Hazırlıklardan sen mesulsun. Aybüge Hatun Kırım'a gitmeyecekler mi hünkârım? Vazgeçmiş. Zira babası Girayhan geliyor. Çekilebilirsin. Hünkârım, siz de biliyorsunuz ki Mustafa'm İbrahim Paşa'mızı çok sever. Müsaade ederseniz bu hazırlıkları paşamız yürütsün. Mustafa'mın arzularını en iyi o bilir. Sultanım. Hasuda başım. Geldiğinizde hünkârımıza haber vereyim. Lüzum yok. Ben oradan geliyorum zaten. Bir emriniz mi var? İbrahim'i merak etmiştim. Nerede biliyor musunuz? Sarayına dönmüşlerdir herhalde. Hünkârımı bir hayli üzgün gördüm. Belli ki İbrahim'le aralarında bir şey geçmiş. Siz bilirsiniz. Ne oldu? Bir malumatım yok sultanım. Bir şey oldu ama değil mi? Öyle gözüküyor. Hay Allah. Neyse. Ne güzel, değil mi? Anlamadım. Aybüge Hatun'u diyor. Güzel olduğu kadar da zeki ve cesur. Yazık, istemediği bir evliliğe sürükleniyor. Keşke herkes onun kadar cesur olsaydı. Fatma? Neredesin sen kaç vakittir? Bu ne hal? Kim yaptı bunu sana? Hürrem mi yoksa? Yok, hayır. Meşaleleri yakarken oldu sultanım, kazayla. Sağ olsun hekimler ilgilendiler, merhemler sürdüler. Kısa zamanda geçermiş. Git. İyileşene kadar da gözüme gözükme. Şehzademin nişanı bir hayli mühim. Kusursuz olmasını istiyorum. Elbette sultanım. Merak buyurmayın. Gülşah, Sümbül. Hazırlıklarla siz alakadar olun. Mesuliyet sizindir. Emriniz başüstüne sultanım. İlaveten eğlenceler için oğlumun haremindeki cariyeleri seçin. Bilhassa Efsun Hatun'u. İyi raks ettiğini duydum. Sultanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mustafa'nın nişanı için kolları sıvadık. Yapılacak çok iş var. Şimdiden hayırlara vesile olsun inşallah. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Yardıma hazırım. Eksik olmayın. Ben hallediyorum. En iyi şekilde olacak. İnşallah. İnşallah.
Hürrem de hazırlıklara yardımcı olmak istiyormuş. Sakın ha. Merak buyurmayın valide. Validem. Gülfem, neler oluyor? Ne bu halin? Hatice Sultan. Ne oldu kızıma? Aybüke Hatun niye razı olmuş anlamadım ki. Vali Bey'in yüzünden. Ne olduysa birden vazgeçmiş. Bir sor soruştur bakalım. Derdi neymiş? Soruştursam ne fayda sultanım? Olan oldu artık. Nişanı ilan edildi. Hatice Sultan da bir vakitle nişanlıydı. Lakin bozuldu. Ne yapıp edip engel olacağız? Sümbül. Ne oldu sultanımıza? Eyvah ki eyvah. İnna lillah ve inna ileyhi raci'un. Konuşsana be adam. Hünkârımız İbrahim Paşa'mızın kellesini almış. Eyvahlar olsun. Al şunu, götür odama. Dün paşamız malumat vermeden saraydan ayrılmış. Bu sabah da paşamızın yaptırdığı heykelin kellesi saraya gelince Hatice Sultan'ım bunu kaldıramadı. Ne dediysem inandıramadım. Hünkârımızın onu öldürdüğünü düşünüyor. Ne heykeli Allah aşkına? Ne diyorsun sen Gülfem? Sen de biliyordun. Saklanınız benden. Nasıl izin verirsin? Nasıl engel olmazsın? Hatice, biraz dirayetli ol. Bilip bilmeden ortalığı velveleye verme. Validem, neler oluyor? İşin aslı neyse öğreneceğim. İbrahim yaşıyor. Sıhhati yerinde. Peki neredeymiş? Ne olmuş ona? Aslan'ın bir süre uzaklaşmasını, dinlenmesini istemiş sadece. İbrahim de Geyikli Av Köşkü'ne gitmiş. Yakında döner. Ne kadar yakında? Önümüzde nişan var. İki el kanda bile olsa gelir paşamız. Öyle değil mi? Öyle elbet.